Evet arkadaşlar 11. sınıf tarih dersi 2. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bizim öğretmenimiz sadece test soruyor. Merak etmeyin arkadaşlar son iki sayfada test sorularımız da var. Videoya başlamadan önce bana destek olabilmek amacıyla kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hadi gelin hazırsanız başlayalım. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda 10 puan değerinde e, kelime kavram sorularının olduğunu görüyoruz. Boşluk doldurmacaların olduğunu görüyoruz. Hangi üniteyle alakalı konular var burada? Burada dördüncü üniteyle alakalı sorular var arkadaşlar. Yukarıda bazı kelimeler vermiş, aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. 1789 yılında Fransa'da monarşiye karşı çıkan halk hareketinin adını soruyor. Şimdi arkadaşlar halk tarafından yapıldıysa 1789 yılından bahsediyorsa biz buna Fransız ihtilali adını verebiliriz. Hatırlayalım 1789 yılında halk ne yapmıştı? Krala karşı yani monarşik yönetime karşı ayaklanmıştı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayına verilen ismi soruyor. Biz bu olaya vakayı hayriye yani hayırlı olay adını veriyoruz. Yeniçeri ocağını kaldıran padişahın adını sormuş. Kim kaldırmıştı? Onu da ikinci Mahmut kaldırmıştı. O halde vakayı hayriye ikinci Mahmut döneminde yaşanmış bir gelişmedir. Nizamı Cedid ordusunu kuran padişahın adını soruyor. Bu padişahımızın adı da 3. Selim'dir. Onu da eleyelim. En fazla demir yolunu yaptıran padişahın adını soruyor. Bu padişahımız da 2. Abdülhamit'tir. Böylece 10 puan değerindeki birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de 10 puan değerindeki ikinci soruyla devam edelim. İkinci soruda doğru yanlış soruları verilmiş bize. Hocam hangi üniteyle alakalı? Bu da 5. ünite konularını kapsıyor. Avrupa'da 18. yüzyılda sanayi devrimi ile önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. Doğru arkadaşlar. Sanayi devrimi ile Avrupa ekonomik açıdan zirvesine ulaşmaya başlamıştır. El emeğinden makineleşmeye geçiş ile birlikte patron işçi ilişkisi yerini usta-çırak ilişkisine bırakmıştır. Arkadaşlar bu bilgi yanlış, tam tersi olması gerekiyordu. Sanayi devriminden sonra usta-çırak ilişkisi bitiyor, yerini patron-işçi e, ilişkisine bırakıyor. Buraya yanlış yazmışlar. Baltalimanı Anlaşması ile birlikte Osmanlı, Avrupa'nın açık pazar haline geldi. Doğru bir bilgi. Baltalimanı Anlaşması ekonomimize ciddi zarar vermiştir. Coğrafi keşifler sonrasında ham madde ve pazar rekabeti ortadan kalkmıştır diyor. Aksine Coğrafi keşiflerden sonra ham madde ve pazar rekabeti zirveye ulaşmıştır. O zaman yanlış bir bilgi. Milli iktisat politikası ile Müslüman Türkler girişimciliğe özendirilmiştir. Bu da doğru. Milli iktisat e, politikası ile beraber milli ekonomiyi güçlendirmeye çalışmışlardır. Böylece 10 puanlık ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki 3. soruya geldik. Bize bazı kelimeler, kavramlar vermiş, uygun boşluklara doldurmamızı istiyor. Peki hocam hangi üniteler var? Burada 4, 5 ve 6. üniteler ile alakalı sorular var. Osmanlı'da padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belgenin adını soruyor. Arkadaşlar ilk dediğine göre senedi ittifak yazabiliriz. O zaman onu eledik. Osmanlı Devleti'nde ilk kez kanun üstünlüğünün kabul edildiği Gelişmenin adını soruyor. Ona da Tanzimat Fermanı diyebiliriz. İlk defa Tanzimat Fermanı ile beraber kanun üstünlüğü kabul edilmiş oldu. Türk tarihinin ilk anayasasını soruyor. İlk anayasa dediğine göre o halde cevabımız Kanuni Esasi Anayasası olacak. Baba Ali baskın olarak da bilinen Hükümet baskını. Bakın Baba Ali hangi dönemde gerçekleşmişti? 1913 olduğuna göre 1913 darbesi diyebiliriz. O zaman onu da eledik. 1. Mahmut döneminde açılan ilk modern askeri okulu soruyor. İlk modern dediğine göre o halde hendesehane diyebiliriz. Onu da eledik. Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış borçlarını denetleyen kurum. Bakın bu kurum Osmanlı Devleti'nin e, ekonomik alanda bağımsızlığının zedelenmesine sebep olmuştur. Oldukça olumsuz bir şeydir. Nedir? Duyunu Umumiye. Yani genel borçlar idaresi Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığını yok etmiştir. Osmanlı Devleti'nde ilk isyan eden azınlığın adını soruyor. İlk Sırplar isyan etti ama ilk bağımsız olan azınlık ise kimdir? Onlar da Yunanlılardır o halde ediyoruz. Önce Sırplar isyan ediyor ama ilk bağımsız olanlar Yunanlarmış. İlk kez yurt dışına seyahat düzenleyen padişahın adını soruyor. Bu padişahımız da Sultan Abdül Azizdir. Hocam daha önce yurt dışına padişahlarımız çıkmadı mı? Çıktı. Ama hep sefere çıktı. Savaşa çıkmışlardı. Klasik Türk müziği Itri'den sonra en büyük bestekarı olarak kabul edilen müzisyenin adını soruyor. Onun da adı İsmail Dede efendidir. O zaman onu da eriyoruz. Böylece 20 puan değerindeki 3. soruyu tamamlamış olduk. Şimdi 4. soruya baktığımızda ise Fransız ihtilalinin 5 tane nedenini soruyor bize. Şimdi öncelikle toplumlar arasında sınıf farklılıklarının olduğunu söyleyebiliriz. İşte köylüler var, köleler var, işte üstünler var. Sınıf ayrımı olduğu için eşitsizlik vardı. Bu da toplumda huzursuzluğa neden oldu ve daha sonra bir ihtilalin çıkmasına sebep olacak. O zaman birinci maddeyi yazalım. Aynı zamanda adaletsiz vergi sistemi de vardı. Normalde zenginden daha fazla fakirden daha az almaları gerekiyordu. Ancak böyle bir durum bunun tam tersi olduğu için bu da toplumların ihtilal çıkarmasında rol oynamıştır. Onu da yazalım. Bunun yanı sıra o döneme baktığımızda uzun savaşların yaşandığını görüyoruz. Ve uzun savaşların yaşanması da halkı özellikle ekonomik açıdan zor duruma sokması. Halkın yaşadığı bunalımlar ihtilalin çıkmasında rol oynamıştır. Gelin onu da yazalım. Bunun yanı sıra o döneme baktığımızda Avrupa'da 7 yıl savaşlarının yaşandığını görüyoruz. 7 yıl savaşları yaşanıyor ancak bu dönemde yaşanan bu olumsuz olayların faturası halka yüksek vergiler olarak dönüyor. O zaman bu da halkı bezdiren bir olaydır. Onu da yazalım. Ve son olarak da o dönemdeki filozof ve aydınların düşünceleri de etkili olmuştur. Mesela Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu gibi insanlar millet egemenliğini savunan, özgürlüğü, hürriyeti savunan düşünceler ortaya atmışlardır. Bunlar da etkili olmuştur. Yazalım. Evet böylelikle 10 puan değerindeki dördüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi beşinci sorumuza baktığımızda Balta Limanı Anlaşması'nın 5 tane maddesini soruyor. Bu da 10 puan değerindeymiş. Hemen hatırlayalım arkadaşlar Balta Limanı Anlaşması ile beraber Osmanlı ekonomik açıdan çok zor duruma düşmüştü. O kadar ağır maddeler var ki gelin şimdi sırayla bunları yazalım. Mesela birinci madde kapitülasyonlar devam edecek deniliyor ve İngiltere yeni imtiyaz verilecek diyor. Bakın kapitülasyonlar ekonomik bağımsızlığımızı yok eden bir gelişmedir. Hemen yazalım. Bunun yanı sıra ihracattan alınan vergiler %12 gibi yüksek bir rakamken ithalattan alınan vergiler ise %5 gibi küçük bir rakama düşürülüyor. Bakın arkadaşlar bu bizim ekonomimize balta vurur. Yani diyor ki satmayın alın diyor aslına baktığınızda. Hemen bunu da yazalım. Bunun yanı sıra yabancı tüccarlara hak ve kolaylıklardan yararlanabilecek haklar verildi. Yani onlara kolaylık sağlanıyor yazalım. Dördüncü madde olarak İngilizler Osmanlı ülkesinde tarım ve sanayi ürünlerini serbestçe alıp satabilecekler diyebiliriz. Gördüğünüz gibi İngilizler oldukça karlı çıkmışlar bu anlaşmada. Son olarak da Osmanlı sınırlarında ticaret yapan İngilizler Osmanlı vatandaşlarından daha az vergi ödeyecek. Düşünebiliyor musunuz? Bizim ülkemizdeki e, ticaret yapıyorlar ama bizim insanımızdan daha az ticaret veriyorlar. Son olarak da onu yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle 10 puan değerindeki 5. sorumuzu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar şimdi de çoktan seçmeli test sorularımıza geçelim. 10 tane peş peşe, peş peşe test çözeceğiz arkadaşlar. Hemen birinci soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde ilk kez hangi padişah döneminde dış borç alınmıştır diyor. Bu padişahımızın adı Abdülmecit'tir arkadaşlar. Abdülmecit döneminde ne yapıyoruz? Kırım Savaşı'nda İngiltere'den tarihimizdeki ilk dış borcumuzu aldık. İkinci soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda ağır maliyetli uzun süren savaşlar yapması durumlarından hangilerine neden olmuştur? Bakın uzun savaşlar varsa üretken iş gücü azalmaz mı? Evet azalır çünkü insanlar cephede. Sanayileşme artar mı? Artmaz. Savaşta olduğumuza göre azalır. Vergi gelirleri düşer mi? Tabii ki de düşecek çünkü savaştayız. O halde 1 ve 3 seçeneği yani D seçeneği bizim aradığımız cevap. Üçüncü soruda aşağıdakilerden hangisi 1876 darbesini hazırlayan gelişmelerden biridir diyor. Şimdi arkadaşlar 1876 darbesi Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanmıştır. Ne zaman olmuştu? 30 Mayıs 1876 tarihinde. Peki bu darbenin oluşmasında kim rol oynamıştı? Genç Osmanlılar yani Jön Türkler rol oynamıştı. O halde doğru cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi dördüncü soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Fırkası'nın koruyucu dış ticaret politikası uygulamalarından değildir diyor. Şimdi arkadaşlar bu dönemde uygulanan politikaya baktığımızda hangi politika uygulanıyor? Milli iktisat düşüncesi etkili oluyor bu dönemde. Yani dışa bağlı Osmanlı ekonomisini kurtarmaya çalışıyorlar. O halde hangi adımlar atılıyor? O halde hangi adımlar atılıyor? Bir kere milli burjuva oluşturma, kapitülasyonları kaldırma gibi düşüncelerimiz var kredi ve satış kooperatifleri kurma gibi düşüncelerimiz var. Sanayi teşvik etme düşüncemiz var. Ama duyunu Umumiye vekaletini kaldırma olayı bu dönemde gerçekleşmedi. 1923 yılında Lozan ile kaldırılacak. O zaman İttihat ve Terakki'nin döneminde yaşanmış bir gelişme hangisi değildir? Duyunu umumiyenin kaldırılması değildir. Aşağıdakilerden hangisi ihtisap nezaretinin görevleri içerisinde değildir diyor. Şimdi arkadaşlar bu nezaretin bugünkü anlamı Belediye zabıta işleriyle valiliklere ve emniyet örgütlerine verilen bazı işlerin idare eden bakanlık olarak düşünebilirsiniz e, ihtisap nezaretine. Şimdi 1826 yılına geldiğimizde 2. Mahmud tarafından Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra ihtisap nezareti kurulmuştur. O halde bu kurulan nezaretin görevi ne, ne değildir diyor. Şimdi esnafları denetler, vergiyi denetler şehir güvenliği ve göç denetimi ile alakalı çalışmalar yapar. Ama hükümetin denetlenme işi bu nezaretin, bu bakanlığın görevi değildir. Hükümeti denetlenmesiyle görevli kişi kimdi? Muhalefet partileriydi arkadaşlar. O zaman yanlış olan B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin demir yoluna olan ilgisinin nedenlerinden birisi değildir diyor. A şıkkında Avrupalı devletlerin ülkedeki ekonomik etkinliğini kırmak diyor. İşte yanlış olan seçenek bu. Bakın Ülkedeki iç güvenliği sağlama düşüncemiz var. Şimdi şöyle düşünün. Burası Anadolu toprakları olsun. Atıyorum burada bir karışıklık olsun. E, devlet buraya demir yoluyla gidebilirse e, güvenliği sağlar. E, Vergilerin toplanması da kolaylaşır. E, gitti içerideki vergileri topladı demir getirdi. Cepheye asker ve malzeme sevk etmek hızlanır. E, çünkü trenle yolculuk yapıyorlar. Devlet otoritesi uzak bölgelere ulaştı mı? Al ulaştı. Bakın uzak bölgelere gidebildi. O zaman yanlış olan seçenek A seçeneği. Yedinci soruya baktığımızda imparatorluktan ulus devlete giden süreçte olaylarından hangileri etkili olmuştur diyor. Şimdi öncelikle Vesvalya Anlaşması etkili olmuştur. Şimdi Vesvalya Anlaşması ulusal devlet egemenliği ilkesi temel hak olarak tanınmıştır. O zaman Vesvalya var. e Fransız ihtilaliyle zaten milliyetçilik, ulusçuluk gibi düşünceler, ulus devletleri ortaya çıkmıştı. Ama yüzyıl savaşların herhangi bir etkisi yok. O zaman 1 ve 2 C seçeneği aradığımız cevaptır. Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmaların hangisinden sonra Avrupa'da toprak kaybetmeye başlamıştır? Şimdi Karlovça Anlaşmasından sonra Osmanlı Devleti çok büyük topraklar kaybetmeye başlıyor. İlk büyük toprak kaybını yaşıyor ve bu kayıplar günden güne artarak devam ediyor. Aşağıdakilerden hangisi 1909 darbesinin sonuçlarından birisidir diyor. Şimdi 1909 yani 31 Mart olayından bahsediyor baktığınızda. Şimdi bu darbe olayı çıktığında e, bu isyanı bastırmak için Hareket Ordusu İstanbul'a gelmiyor mu? E geliyor. Demek ki bu isyanın çıkması Hareket Ordusunun İstanbul'a gelmesine rol oynamıştır. Mustafa Kemal de Hareket Ordusunda e, görevliydi zaten. Onu da ek bilgi olarak verebiliriz. Son soruya baktığımızda Tanzimat Fermanı'nın aşağıdaki maddelerden hangisi liyakatın önemini göstermektir? Yani liyakat dediği layık olma, uygun olma, uygunculuk olarak düşünebilirsiniz. Bütün tebaanın can ve mal güvenliği namusunun korunması. Bu güvenlikle alakalı o zaman liyakatle alakası yok. Vergilerin herkesin gücü oranında tahsil edilmesi. E bu da adaletle alakalı baktığınızda. Askerliğin vatan görev haline gelmesinin hiçbir alakası yok. Yargılama hakkının getirilmesinin yok. Ama bakın rüşvetin önlenmesi amacıyla etkili bir kanun hazırlanması. Şimdi bakın liyakat gelmeden önce rüşvet varken Yeteneksiz insanlar göreve gelebiliyordu. İşte onun dayısı, ise onun bilmem neyi, o para verdiği, o zengin olmasından ötürü göreve geliyordu, ama liyakati yoktu, becerisi yoktu. O zaman bunun önüne E seçeneğiyle geçebildiğimize göre doğru cevap E seçeneği olacak. Arkadaşlar böylelikle yazılı çalışmasının sonuna geldik. Hocam ben bu yazılı kağıdını indirip kendim çözmek istiyorum. Nasıl ulaşabilirim? Açıklamalar kısmına iki tane link bıraktım arkadaşlar. Doğrudan bu yazılı kağıdını da indirebilirsiniz. Ayrıca e, telegram grubu da kurdum. E, telegram grubuna katılaraktan bu yazılı kağıdını ve daha fazlasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Arkadaşlar ciddi emek veriyorum. Lütfen bana destek olabilmek amacıyla videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.